Merhaba sevgili gençler. Kimya Dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Gazlar konusuyla videolarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuz açık hava basıncı ve civa ile hapsedilmiş tüpler. Atmosfer bildiğimiz gibi birçok gazın karışımından oluşur. Bu gazlar işte azot, oksijen, karbondioksit, argon gibi gazlardır. Atmosferi oluşturan gazların yeryüzüne uyguladığı basınca da atmosfer basıncı denir. Torricelli deniz seviyesinde yaptığı deneyle açık hava basıncını ölçmüştür. Atmosfer basıncını ölçen aletlere de barometre denir. Bakalım Torricelli'nin deneyine. Torricelli deniz seviyesinde bir kava civa koymuş ve e, bir tüpü ters olarak civa dolu kaba daldırmıştır. Daldırdığında civa seviyesinin tüpte yükseldiğini görmüştür. Civanın bu tüpte yükselebilmesi için buradan civaya bir basınç olduğunu düşünmüştür. Ve bu basınca da dış basıncı da atmosfer basıncı olarak nitelemiştir. Bu tüpteki civa yüksekliğini ölçmüş ve 76 santimetreye denk geldiğini görmüştür. O halde demiş ki atmosfer basıncı 76 santimetredir. Deneyinde civa kullandığı için de 76 santimetre civa olarak atmosfer basıncını literatüre geçirmiştir. Dış basınç arttıkça Borudaki civa seviyesi yani yükseklik artacaktır. Deniz seviyesinden yukarı çıktığımız zaman atmosfer basıncı azalacağından civa seviyesi yüksekliği de yani aş seviyesi dedik biz ona. Şurada bakalım şu aş seviyesi dedik. Bu aş seviyesi de düşer. Kullanılan sıvının yoğunluğu azaldıkça aş seviyesi artacaktır. Borudaki sıvının yüksekliği borunun şekline kesitine bağlı değildir. Peki Torricelli yaptığı deneyde civa yerine başka bir sıvı kullansaydı ne olurdu? Mesela su kullansaydı diyelim. Eğer su kullansaydı ne olacaktı onu inceleyelim. Sıvı yüksekliği ile sıvının yoğunluğu arasında D sıvı çarpı H sıvı eşittir. D civa çarpı H civa ilişkisi bulunmaktadır. Eğer civa yerine toriçelli suyu kullansaydı bakalım bizim aş yüksekliğimiz ne olacaktı? Hemen hesaplayalım. Şimdi kullandığı sıvı su olursa d sıvı 1 olacak. d sıvı çarpı h sıvı eşittir. d civa çarpı h civa e, pardon şöyle yazayım. He, h civa formülüne göre. Kullandığımız su yoğunluğu 1 yüksekliği merak ediyoruz ne kadar yükselecek bilmiyoruz eşittir civanın yoğunluğu 13.6 olarak verilmiş civa yüksekliği 76 santim bunu az önceki deneyde gördük buradan eğer su kullan, kullanılsaydı yükseklik 1033,6 santimetre olacaktı yani Civa değil de yoğunluğu daha düşük bir sıvı kullanılırsa bu aş yüksekliği çok fazla olacaktır. Bunun için de çok uzun borular kullanılması gerekir. Bu nedenle Torricelli de yoğunluğu yüksek olan civa'yı tercih etmiştir. Şimdi cam tüplerde civa ile hapsedilmiş gaz basıncına bakacağız. Şimdi bir cam tüpümüz var. Tüpün içerisinde X gazımız var. X gazımız civa ile hapsedilmiş. Tüpümüzün ağzı açık. Burada X gazımızın basıncını ölçeceğiz. Acaba X gazımızın basıncı ne olabilir diyoruz. X gazımız tüpün altında. Tüm yük kim omuzlamış burada? Kimin omuzlarına binmiş yük? X gazımızın. Peki burada binay yüklerimle Buradan bir P0 etkiliyor. Atmosfer basıncı. E bir, bu da, bir de burada civa var. O halde X gazımız tüm yükü omuzlarında taşıdığı için diyeceğiz ki X gazımızın basıncı P0 ile civanın toplamına, civa yüksekliğinin toplamına eşittir. P0 artı H yüksekliği diyeceğiz. Hemen bir örnekle irdeleyelim. Burada Px gazımızın basıncı nedir? P0 artı H yüksekliği diyoruz. P0'ımız 60 olarak verilmiş bize. H da 5. O halde Px'imizin basıncı 65 santimetre civadır diyeceğiz. Tüpümüzün farklı şekillerine göre Gazımızın basıncını hesaplayacağız. Şimdi buradaki tüpümüz ise yan dönmüş. Yan döndüğü zaman burada kimse kimseyi omuzlamak zorunda değil. Kimse kimseyi taşımak zorunda değil. Y gazımızın basıncına baktığımız zaman ne civayı ne de başka bir şeyi omuzlamıyor. O halde y gazımızın basıncı burada neye eşit olacak? Dış basınca. P'ye eşittir diyeceğiz. P sıfıra. Hemen sorumuzu inceleyelim. Burada Y gazımızın basıncı istenmiş bizden. Civamızın yüksekliği verilmiş ama dikkate almıyoruz. Tüpümüz yan dönmüş halde kimse kimseyi omuzlamak, sırtlamak ya da taşımak zorunda değil. O halde diyorum ki p -Y gazımın basıncı P0'a eşittir. Yani 70 santimetre civadır. Üçüncü durumda ise tüpüm ters döndü. Şimdi artık burada Z gazım rahat. Burada tüm yükü kim omuzluyor, kim sırt diyor, kim taşıyor? P0. O halde diyeceğim ki tüm yükü P0 taşıdığına göre P0 neye eşit burada? Z gazının basıncı ve civanın yüksekliğini. Buradan Z gazımızın basıncı eşittir. P0 eksi H diyebiliriz. Şimdi yine civa ile hapsedilmiş bir tüpüm var. Tüpüm ters dönmüş. Buna göre S gazımın basıncına bakacağım. S gazımın basıncı diyorum. Burada tüm yükü çeken P0. O halde 65 eksi 10'dan S gazımın basıncını 55 santimetre civa olarak bulabilirim. Bilirim. İşte civa ile hapsedilmiş tüplerde hem tüpümüzün ne tarafa doğru baktığı önemli oradan kendimiz bir şey çıkartabiliriz böyle kendi kafamıza göre kim yükü omuzluyor diye bu şekilde civa, tüpün içerisindeki gazın basıncını hesaplayabiliyoruz bir sorumuz var ona bakalım yukarıdaki sistemde Farklı ortamlarda bulunan X ve Y gazlarının basınçları eşittir. Y gazının bulunduğu ortamın açık hava basıncı kaç santimetre cıvadır diyor. İki tüpümüz var burada. Tüplerden X gazımızın haps olduğu tüp yan durumda. Y gazımızın dik durumda. Şimdi yan durumdaki gazla, tüplerde ne oluyordu? X gazımızın basıncı P0'a eşit oluyordu. O halde ben buradan Px için 65 santimetre civa basıncı diyebilir miyim derim. Şimdi soruda diyor ki x ve y gazların basınçları eşittir. O halde py gazımın basıncı nedir? 65 santimetre civadır. Bunun her ikisi de farklı ortamlarda. O halde farklı ortamlardaysa açık hava basınçları da farklıdır. Bize y'nin bulunduğu ortamdaki açık hava basıncı isteniyor neydi burada tüm yükü omuzlayan kimdi aşağıda olan y gazıydı o halde py eşittir diyorum p0 artı h yüksekliğine ben y gazımın basıncını biliyorum 65 eşittir p0 artı h yüksekliğin civa'nın h yüksekliği 10 buradan p0'ı 55 cm civa olarak bulabilirim benden istediği dış açık hava basıncı yeğenin bulunduğu ortamdaki açık hava basıncı bu evet sevgili gençler bu videomuzda açık hava basıncını inceledik Torricelli deneyine şöyle bir göz attık ve civa ile hapsedilmiş tüplerdeki gaz basınçlarını inceledik bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın sağlıklı kalın hepinize iyi çalışmalar diliyorum kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın